Anne. Hadi anne uyan. Hadi nefes al anne ne olur. Anne. Bebe. Annem ne olur ölmesin. Tamam Beyaz. Hadi kardeşimizin yanına git. Ağlamayı da kes hadi. Anne nefes al ne olur hadi. Anne. Anne ne olur. Anne nefes al hadi anne. Anne nefes al ne olur hadi. Anne hadi ne olur. Yaşıyorsun kızım. İyi misin canım? Kızım. Canım. Şükürler olsun Allah'ım. Şükürler olsun. Anne. Anne neden bıraktın bizi anne? Anne. Ya şimdi sensiz ne yaparız anne? Anne uyan. Anne. Anne bizi bırakma ne olur. Anne. Anne. Anne uyan. Anne. 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 Anne uyan. Anne. Anne gitme. Anne. 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 Yeter artık dinlen biraz. Çimento taşıyarak kendini öldürme niyetindeysen onun daha kolay yolları var. Hadi bırak, on adamın taşıdığını taşıdın. Hem kafandaki delik de hala kapanmadı. Bir şey olmaz. Çabuk toparlanıp güçlenmem lazım. Antrenman niyetine. Yeterince güçlüsün arkadaş. Ne o, Herkül falan mı olacaksın yani? Yok. Ama şunu anladım. Bu dünyada güçlü olmazsan ezerler. O yüzden güçlü olacaksın. Beden olarak da kafa olarak da. Tamam mı? Anladın mı? Nasıl anladın bunu? Sen hiçbir şey hatırlamıyorsun ki. Doğru hatırlamıyorum. Tuhaf.
Ama şuramda bir his var. Ta şuram yanıyor. İçimde tuhaf bir his var. Öyle böyle değil. Nasıl anlatacağım ki? Ama yanıyor. Vay be. İşte bunu anlarım bak. Neler olduysa bilmiyorum ama iyi şeyler olmadığı belli. Fakat kendine bu kadar yüklenme. Tabii akışına bırak her şeyi. Zaman her şeyin ilacıdır arkadaş. O yangını bilirim. Benim de buram yanar. Hem de deli gibi. Ama bir farkımız var. Sen hatırlamıyorsun. O yangının sebebini bilmiyorsun. Ama ben biliyorum. Hem de çok iyi biliyorum. Ve her hatırlayışımda o yangın biraz daha büyüyor. Ama yapacak bir şey yok. Yapacak hiçbir şey yok. O yüzden kafayı yememek için o yangını sadece seyrediyorum. Sen de öyle yap arkadaş. İçindeki yangını seyret. Eğer o yangını söndüremiyorsan seyret sadece. Başka da bir şey yapmaya çalışma. Bir gün söndüğünü, közlenip küllendiğini görürsün. Niye yandığını anlayana kadar, tamam mı? Yoksa çıldırırsın, kafayı yersin, delirirsin, anladın mı? Tamam mı? Tamam anladım. Öyle yaparım. Oturur seyrederim. Güzel. Hadi ben kaçtım. Sen de dinlen biraz. Sonra gelir beraber taşırız. Hatta istersen yarış bile yaparız. Hadi eyvallah. Asker, buraya bak. Komutanlık binası nerede? Ne daldın lan kuş? Sağır mısın kör müsün unlu kurabiye? Komutanlık binası nerede? Yerde. İkinci sol. İşte. Yalnız bırakmak istemiyorum. Nasıl yani? Ama Bayaz anlattı her şeyi. Böyle bir şey seni yalnız bırakma. E çocuk değilim artık. Böyle olsun. Bütün odalara bakacağız. Mutlaka buradadırlar. Aha.
O karıya inanmayacaktık. Bir yere gitmediklerini biliyordum. Otelde saklandılar. Hadi bulalım şunları. Yok abi. Annemiz bu değil. Abi annemi bul. Annemi bul. Bulacağım Beyaz. Annemizi mutlaka bulacağım. Sen aşağı katlara bak. Ben yukarı bakacağım. Bütün odalara tek tek bakacaksın, tamam mı? Helalara bile bak. Hangi devreye girmiş olurlarsa olsun, onları bu sefer mutlaka yakalamalıyız. Yoksa ellerimiz gider. Anladın mı? Tamam abi. Ha. Tamam. Adamlar var hep işimizde o. Bunlar burada. Anne, ben annemi istiyorum. Şşş, Beyaz tamam. Bana ne dedim? Gidelim annemi bulalım. Hadi abi ya. Tamam. Biz yakalanacağız. Sen gelmezsen gelme. Gelmezsen ben giderim almaya. Gelmezsen gelme. Beyaz. Bursa bizi direkt öldürürler Beyaz. Annemizi hiç göremeyiz, anladın mı? Tamam mı dedim, susacaksın, bağırma. Memiş abi. Ne var, ne oldu? Ben bir şey bulamadım. Seni görünce de... Sen ne zaman bir şey buldun ki zaten? Ama yanılmıyorsam aradığımız o iki velet içeride. Thank you.
Arem. Lan. Sen şu bizim Sarun kurabiyesi değil misin? Ne işin var lan burada? Komutanım, bu arkadaş hasta. Yeni ameliyat oldu. Biraz hafıza problemi var. Zaman zaman ne yaptığını hatırlamıyor. Ha, hasta demek. Demek sen ondan öyle melme salak salak etrafa bakıp duruyordun. Geçmiş olsun. Hasta olduğuna dua et. Allah anana babana bağışlasın seni. Hadi bakayım. Ne işin var senin burada? Hani çimento taşıyordun, dinlenecektin. Ne oldu bu halin ne? Çimento mu? Ne çimentosu? Of, hadi yürü. Sana o kadar söyledim. Dinlen dedim, hadi. Hadi. Ulan nereye gitti bu spa? Nereye gitti be? Az önce buraya girdiğini gözlerimle gördüm ya. Kafayı yiyeceğim. Abi pencere. Ha? Pencere. Canım, hastamıza bakıyoruz. Gidelim, gidelim, gidelim. Hasta odası değil burası, hemşire odası. Görmüyor musunuz? Görmüyorum. Körüz biz. Için söylemedim ben. Senin kötülüğünü ister miyim hiç? Tamam. Kabul. Seni çok ihmal ettim. Hatta üzdüm. Ama senin için. Sana daha iyi bir gelecek hazırlamak için. Daha mutlu yaşaman için. Hadi kızım. Aç gözlerini kızım. Beni sensiz bırakma kız. Hadi aç gözlerini. Şu yatağı. Beyefendi bakar mısınız? Hasta yatağını alacağız, yardımcı olur musunuz? Zehra. Beyefendi bir şey mi oldu? Aniden ayağa kalktım ya, başım dolandı herhalde. İsterseniz siz bırakın, başkasını çağıralım. Yok yok, iyiyim tamam. Bir, iki, üç, hop. Hemşirem damar yolunu sağlayabilir miyiz? Allah'ım bu nasıl şey böyle? Nasıl durumu? Maalesef bekliyoruz, yapacak bir şey yok. Ben kızımızı gördüm nihayet. Bak, kızımız orada. Ne kadar da büyümüş. Ne güzel bir kız olmuş. Onu o kadar özlemişim ki. Bilemezsin. Asla bilemezsin Haldun. Hiç bilemedin zaten.
benim duygularımı hiç bilmedin. Niye Zehra, niye? Bana mı soruyorsun Hakim? Sen bunu bana mı soruyorsun? Bebeğimi benden kopardın. Kokusuna hasret bıraktın. Şimdi bunu soruyorsun Haldun. Niye? Yok. Hayır Zehra, yok. Kendime söylüyorum, sana değil. Nasıl yaptım? Nasıl yapabildim? Nasıl yapabildim sana o haksızlığı? Çok pişmanım Zehra. Çok, çok pişmanım. Affet beni, affet. Bak, nasıl da melek gibi uyuyor. Benim kızım, canım, hasretim. En son bebekti gördüğümde. Anne bile diyemiyordum. Şimdi nasıl da büyümüş. Ne kadar da güzel olmuş. Gel Haldun. Gel kızının elini tut. Hadi uzat elini. Hadi gel. Onu sana emanet ediyorum Haldun. Söz ver bana. Onun hayatını da benimki gibi mahvetmeyeceğine söz ver. Onu mutlu edeceğine söz ver. Kızıma iyi bakacaksın. Söz ver bana. Ancak o zaman affedebilirim seni. Bana yaptıklarını ancak o zaman bağışlarım. Söz ver bana. Söz. Söz veriyorum Zehra. Kızıma iyi bir hayat yaşatacağım. Onu hep seveceğim. Asla üzmeyeceğim. Asla. Hemşire Hanım, hava yolunu sağlayın. Aspiratör lütfen. Sizin lütfen dışarı alabilir miyiz? Kızımız bize emanet. Dışarı alalım lütfen. İnadı bırak Beyaz. Bütün odalara baktık. Annem meşsaydı bulurduk bir tanesinde. Bana ne? Yere bakmadık. Baktık. Hayır bakmadık. Bodrum katına bakmadık. Ya Bodrum katına ölüleri koyarlar. Anladın mı? Ölüleri koyarlar. Biliyorum bakmadım. Ama korktum. Annemi orada bulurum diye korktum. Annem orada biliyorum. Orada olmasaydı elbet bir odada bulurduk Beyaz. Yalan söylemiyorum Beyaz. Annem öldü. Babam gibi o da öldü. Onu almaya geldiklerinde nefes almıyordu. Yaşamıyordu. Ta o zaman ölmüştü annem. Yalan söyleme abi. Annem öldü. Anne. Anne. Güzel oğlum, annemi benden çok mu sevdin sen? Keşke beni olsaydın. Annem ölmeseydi keşke. Orada bebek var bak. Kardeşim o benim. Sütü bile yok. Annesi de yok şimdi. Keşke ben ölseydim de kardeşim annesiz kalmasaydı. Allah'ım bize yardım et ne olur. Bu bebek için yardım et. O daha çok küçük. Minicik. Güzel Allah'ım ne olur. Ağlıyor musun?
Yüzbaşı, üstlerinin sizi buraya gönderdiğine göre ya terfi aldınız ya da çok önemli bir başka göreviniz var. Belki gizli bir görev. Bunun başka bir açıklaması olabilir mi? Ben bir anlam veremedim. Bildiniz general. Terfi. Söylediğiniz gibi. Yarbaylığa yükseltildim. Tören apletleri alana kadar yüzbaşıyım. Gizli görevde falan da değilim ayrıca. Bizler müttefik değil miyiz? Hem müttefikler arasında gizli saklı işler mi olurmuş? Öyle değil mi? Basit bir terfi bu kadar. Oo, tebrikler. Hem de iki rütbe birden. Great. Teşekkür. Tebrikler yüzbaşı. Ha, özür yarbay. Teşekkür ederim general. Çok naziksiniz. Siz ülke dışında görev aldınız mı? Evet. Birleşmiş Milletler barış gücündeyken KUS mahiyetinde kısa bir görevde bulundum. Hangi ülkede? Lübnan. Durum biraz karışıktı tabii orada. O zamanlar iç savaş vardı. Lübnan ha? Evet. Birleşmiş Milletler. Nasıl? General Dick Nelson. Yakın arkadaşım idi. Onu tanıyor olmalısınız. İlk defa seni ağlarken görüyorum. Yoksa bir şeyleri mi hatırladın? Yok. Gözlerim yanıyor çimentodan. Yanıyor biraz. Bak, şimdi de benimle dalga geçiyorsun. Benim zekamı küçümseme arkadaş. Ya doğru söylüyorum. Hem keşke hatırlasam. Bak, o zaman sevinçten ağlardım herhalde. Evet. Demek General Dick Nelson'ı hatırlamadın galiba. Uzun boylu, cam beyne benzeyen bir tüm generaldi. Onu şayet Lübnan'a gittiysen hatırlamaman imkansız. Siz çok şakacı bir insansınız general. Ne demek bu? Espri mi yaptın sen? Hayır, sadece şakacı olduğunuzu söyledim. Çünkü Lübnan'da General Wilson diye biri yoktu. Ne? Neden bahsediyorsun sen? Gerçeklerden general. Sadece gerçeklerden. Çünkü Lübnan'da bağlı bulunduğum birimin bütün isimlerini size sayabilirim. Siz de isterseniz not alın, sonra kontrol edersiniz. Dick Nelson adında ne bir general ne de sivil bir memur vardı. Hafızam beni yanıltmaz. Ama sizin hafızanız sizi yanıltıyor. Evet. Oo. Haklısın galiba. Ben yanılmış olabilirim. General Nelson Lübnan'da değil, başka bir yerdeydi. Sanırım Lizbon'daydı. Lizbon'da olmalıydı. Lübnan'la Lizbon'u karıştırmış olabilirim. Görevinizde başarılar dilerim. Yüzbaşı. Yarbay. Karargaha hoş geldiniz. Teşekkür ederim beni. Watch this man. I don't like his attitude. Very suspicious. Yes, sir. He got the wrench back to back. It's weird. If it happens once, it's acceptable. But Turkish Republic once happens easily. Therefore, I don't believe it. Be careful. Watch him closely. Yes, sir. Hadi kardeşim, ne olur ağlama, hadi. Hadi. Kanun çoluk. Süt istiyor.
Anne seni istiyor. Anne, anne. Beyaz, Beyaz ağlama artık ne olur. Kardeşimiz için bir şeyler yapmamız gerekiyor. Ama ağlayarak hiçbir şey yapamayız. Artık onu biz büyüteceğiz. Biz bakacağız kardeşimize. Abla olman lazım senin. Biliyorum çok zor ama olmalısın. Abla olmalısın Beyaz, tamam mı? Tamam abi, sustum. Ona bir şey bulalım, süt bulalım. Anne seni istiyor. Süt bulalım kardeşime. Vallahi billahi ağlamam. Yok, yok bu da değil. Ama abi... Değil, değil o değil. Ne yapalım, demek ki yakınımız bu hastanede değil. Artık öteki hastanelere falan bakarız. Karakola falan bakalım biz. Sağ olun, teşekkür ederiz. Hadi yürü. Sağ olun kardeşim. Sen de sual abi. İnşallah bulursun ablayı. İnşallah, inşallah. Abi, o kadın, o Sıfa'nın anasıydı o. Manyak mısın oğlum sen? Ben de gördüm, aptal değilim herhalde. O kadındı. Ama evet, aradığımız bu kadındı deseydik ne olacaktı, ha? Ne yapacaktık? Kadının cesedini alıp gidecek miydik? Namazını kılıp gömecek miydik? Ha? Kafayı mı üstün oğlum sen? Doğru söylüyorsun abi. Ben de hiç kafa yok ki. Aa, var. Sende kafa var. Bak burada. Bu senin kafan. Sende kafa var ama içinde bir şey yok. NATO kafa, NATO mermer. Neyse. Birinden kurtulmuş olduk işte. En azından kılıç yüzbaşıya söyleyecek iyi bir şeyimiz var artık. Beni faka bastırdığına o kadar emindi ki... Fakat ben üstüne üstüne gitmeye başlayınca... Lübnan mıydı, Lizbon muydu diye gevelemeye başladı. Bu yankiler kimlerle uğraştığını bilmiyorlar Zafer. Gizli belgeye dair bir işaret görebildiniz mi komutanım? Alo. Kim? Neymiş? Ver bakalım. Alo Memiş, anlat bakalım. Ya çocuklar? Ulan kahretsin be! Beceriksiz herifler! İki tane kıçı kırık çocuğu yakalayamadınız. Bana bak Memiş, o çocukları bulacaksın, yakalayacaksınız ve öldüreceksiniz. Beni oraya getirtmeyin, hepinizi gebertirim ha! Önce senden başlarım ulan öldürmeye. Beceriksiz herifler. Ne oldu komutanım? Ne olacak? Anaları ölmüş ama çocuklar yaşıyormuş. Komutanım, Haldun Bey de orada değil mi? Haldun. Haldun ya. Haldun da ortadan kaybolmuş bir şey demeden öyle değil mi? Şükürler olsun kızım benim. Çok korkuttun beni, çok. Sana bir şey olsaydı ne yapardım ben? Çok korkuttun beni kızım benim. Ben de korktum ama iyiyim. Geçmiş olsun. Küçük hanımın bütün değerleri normal. İsterseniz çıkış yapabilirsiniz. Çok teşekkür ederiz doktor. Çok. Evimize gidiyoruz kızım. Abi al bunu sen ye. Yok be. Canım istemiyor. Sen ye hadi. Yemeyeceğim, canım istemiyor. O zaman sen şimdi kardeşimizi yedir, ben bir yere kadar gideceğim, olur mu? Peki ya gelmezsen? Geleceğim, mutlaka geleceğim. Sen şimdi kardeşimizi iyi yedir, sen ablasın, sakın unutma, tamam mı? Tamam, unutmam. Ona çok iyi bakarım. Thank you.
Anneciğim. Anne. İşimiz var. Afiyet olsun. Ah canım. Islak korktum ben senin için. Ay hiçbir şey de yememişsin. Aa, ben çok endişelendim senin için ama. Odama gideceğim. Canan. Haldun, gördün değil mi Haldun? Kendi gözlerinle gördün. Köpek muamelesi yapıyor bana. Hayır, ben ona ne yaptıysam. Ben bunu hiç hak etmedim. Ben bu muameleyi hiç hak etmedim. Bu saygısızlığa, bu terbiyesizliğe tahammül edemem ben Haldun. Tamam, tamam güzel. Sana %40 başlık parası. Ne
uyandı. Amma da uyudunuz ha. Günaydın. Sana bir iş çıktı. Şehre gideceksin. Şehre mi? Evet. Gideceğin adres burada. Generalin bir emaneti var. Onu götüreceksin. Artık bu işleri öğrenmen lazım. Şunu da al. Koy cebine. Al al. Bir yemek falan yersin. Harcırah bu. Kendi cebimden vermiyorum. Al. Ama unutma, ilk maaşını alınca yemek ısmarlayacaksın. Bana gerçekten maaş verecekler mi? Ya ne? Tabii verecekler. O çimentoları hayrına mı taşıyorsun? Sen de buranın bir elemanısın artık.